Rize'de günde şu anda 180 ton çöp günlük toplanıyor. Ve bunlar yakın komşumuzdaki işte Arakta'da bir tesise yakılmak üzere yollanıyorlar. Ama 180 ton çöpe baktığımız zaman çoğunlukla geri dönüşüme gidebilecek çöplerin yanında gıda artıklarından tutun da toprak malzemelere kadar çöp kutularından biz para vererek iade ediyoruz onları her taraf için. Oysa ki bütün mahallelerimizdeki ablalarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, özellikle toprakla iletişimi olan yahut da toprakla bütünleşebilen evler, mahalleler, orada bu organik olan kısmı bir yarım metre toprağa gömse organik gübre olur. Bahçenin her türünde kullanabilirsiniz onu. Bunu üniversitede biyolog hanımefendilerden konuştum. Biz balkonda bile yapıyoruz diyorlar. Bahçede yapabiliyorlar. Onun için bizim yukarı mahallelerimizde ve tüm mahallelerimizde bahçesi olan, parkı olan, toprak yeri olan her tür vatandaşımıza diyorum ki yani lütfen gıdayla ilgili atıklarınızı bu toprağa gömün. Yani orada börtü böceğin de rızkı var. O rızkı da onlara vermiş olursunuz. O gübre olur. O gübreyi de en doğal gübre, en sağlığa yarar gübre olarak sebzelerinizin, meyvelerinizin dibine döküverirsiniz. Bu şekilde ne sağlayacağız? Benim 180 ton günlük çöpüm, eğer günlük 150 tona düşerse, eğer 120 tona düşerse, Rize Belediyesi'nin her ay sadece teslim etmede bulunduğu 5 milyon yerine her ay 4 milyon verir. O bertaraf tesisinden 1 milyon Rize'de yine sosyal aktivitelere veyahut da mahallelerin yatırımına, altyapıya ve Rize'ye kalır. Bunu istirham ediyorum. Bizim 20-30 sene önceki yaşayan büyüklerimiz olsaydı 180 ton değil, şu anda biz 20-30 ton çöpümüz olurdu günlük. Ama geçen zaman içerisinde her şeyi poşetin ağzında bağlıyoruz ki kimse de görmesin, dokunamasın. Çöp kutusuna, demir parçaları, her şey. Oysa bunlar geri dönüşüm kutuları, özellikle de gıda toprakta buluşmalı.